Merhaba dostlar. Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Geçmiş videolarımı izleyenler bilirler. Finlandiya'daki en büyük sorun, sorunsuzluk ismi adında bir video yapmıştım. Bu videomun konusu o videomun devamı şeklinde olacak. Bugün Fin medyasında okuduğum bir haberden esinlenerek bu videomu sizlere yapıyorum. Ve bu haberde Finlandiya'daki en büyük sorunun sorunsuzluk tezini de destekliyor. Ben öyle zannediyorum en azından. Siz de aynı fikirde misiniz? Videoyu izledikten sonra yorumlarla fikrinizi bana iletirseniz memnun olurum elbette. Eğer bu videomu beğenirseniz beğendim butonuna, beğenmezseniz beğenmedim butonuna basarak gene bana fikrinizi bir şekilde yansıtabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımı bu videolara ilgisi olabilecek arkadaşlara da sosyal medyada paylaşarak hem bana destek hem onlara da bilgi paylaşmış olursunuz. Eğer bu tür videolardan hoşlanıyorsanız, kanalıma hala daha abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tür videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Finlerin en büyük sorunu sorunsuzluk. Keşke benim de böyle bir sorunum olsa diyebileceğiniz cinsten. Bir ülke refah düzeyini yakalarsa sorunsuzluğun nasıl soruna dönüştüğünü sizlere anlatmaya çalışacağım. Fin medyasındaki bir habere göre internet üzerinden kampanya başlatılarak kanun değişikliği yapılması istendi. Finlandiya kanunlarına göre vatandaşlar internetten 100 bin imza topladıktan sonra önerileri Finlandiya parlamentosunda görüşülmek zorundadır. Bunu gündeme alır Finlandiya parlamentosu. O yüzden Fin vatandaşları değişik öneriler bu site üzerinden yapmaktadırlar. Bu sitenin çalışma prensibi insanların, vatandaşların imzalarını mobil imza şeklinde kullanmaları. Bu öneri sistemi biraz bizdeki CİMER'e benziyor. Ama CİMER değil, burada bir sınırlama var. 100 bin imzaya ulaşmanız lazım. Sonra da bu parlamentonun gündemine alınıyor. Ve imza ise de burada internet bankacılığı şifreleri ile imza atabilmeniz. Bu ülkede internet bankacılığı şifresi ile bütün devlet dairelerinde benzer yerlerde imzanızı atabiliyorsunuz, başvuru yapabiliyorsunuz. Bu bütün ülke çapında kullanılan ortak bir sistemdir. Bizde CİMER var buna benzeyen. Gene ama CİMER mobil imzayı paralıya çevirmiş, şirketler aracılığıyla paraya çevirmiş. Burada böyle bir şey yok. Aslında buradaki gibi olsa daha iyi olacak. Çünkü illa birilerinin para kazanması gerekmiyor her şeyden. Biz kraldan çok kralcı olmuşuz anlaşılan Türkiye'de. İmza kampanyası bence akıllıca bir çözüm. Hem artı tarafı var hem eksi tarafı var Türkiye'ye göre. Türkiye'de CİMER'e bu öneriyi yapabiliyorsunuz ama orada bir memurun insafına kalmış bu, anlayış kabiliyetine kalmış. O öneriniz belki kabul edilmiyor, yeterince anlaşılmıyor veya siz anlatamıyorsunuz. O yüzden parlamentoda görüşülmesi daha iyi diye düşünüyorum. Ama CİMER'e yaptığımız önerilerin de bir iyi tarafı ise yapılan öneri eğer kabul görürse işleme alma süresi çok daha kısa. Hangisi daha iyi siz karar verin. Belki her ikisini bir araya getirebilecek bir sistemde bulunması daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Olabilir mi diye düşünüyorum. Sizin bir fikriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Böyle bir giriş yaptıktan sonra kısa bir bilgilendirme verdikten sonra Finlandiya'daki öneri sistemi hakkında, imza kampanyası hakkında konuya geri dönmek istiyorum. Refah düzeyini yakalamış Finlandiya gibi ülkelerde sorunsuzluk sorun oluyor ve yeni sorunlar yaratıyor.
Sorunsuzluğu önce bir açıklamak isterim. Onunla ne demek istiyorum? Elbette bu insanların sorunları var. Türkiye'deki insanlar gibi sorunları yok anlamında sorunsuzluk kelimesini kullanıyorum. Bunu da şu şekilde açmak isterim. Bu kişilerin, refah düzeyini yakalamış kişilerin eve ekmek götürme kaygısı yok. Çocuk okutmak kaygısı yok. Yetmedi bitmedi kaygısı yok. Burada da birisi daha çok, birisi daha az kazanıyor ama aç kalma veya parasının yetip yetmemesi gibi bir kaygısı yok. Parası yetmezse kendi aptallığından yetmez. Parasını başka yerlere kullanmış demektir. Sorunsuzluğu kısaca bu şekilde ben size açıklayabilirim. Eğer anlamayan arkadaşlar olursa yorumlarda bana bunu sorabilirler. Ben cevaplarım elimden geldiğince. Sorunsuzluk öyle bir sorun ki burada, yani her şey dört dörtlük burada. Endişe yok, çocuk okutma endişesi yok, gelecek endişesi yok, eve ekmek götürme endişesi yok. Bu gibi bizde olan, sıradan olan endişeler, kaygılar burada olmayınca insanlar kendi endişelerini, kendi kaygılarını, kendi sorunlarını yaratıyorlar, adeta arıyorlar. Özellikle burada kurallara uyup uymadığını dahi takip ediyorlar. Bu kişilerin hiç işi yok. Evlerinin penceresinden veya kapılarından senin hareketlerini gözlerler, hata yapıp yapmadığını takip ederler. Dolayısıyla heyecanın olmadığı, suçların olmadığı bu ülkede insanlar hem heyecan yaratmak istiyor hem de değişik heyecanlar arayışı içindeler. Bu yüzden bu ülkede uyuşturucu kullanma oranları yüksek. Tabii bu benim fikrim. Bence buna bir de etki eden ise uyuşturucu suçlarının hafif suç kapsamında olması bu ülkede. Yani uyuşturucu kullanmaktan örnek vermek gerekirse, uyuşturucu kullanmaktan yakalanırsanız polise hiç mahkeme koşmanız gerek yok. Polis sizi para cezasıyla cezalandırıyor. Eğer suçunuz ağırsa, savcılığa veriliyorsa, verilmek zorunda kalıyorsa bu suçtan en fazla 6 ay ceza, hapis cezası alıyorsunuz. Yani çok hafif. 6 ayda zaten biliyorsunuz belli başlı indirimleri vardır. 6 ay bile belki gitmek zorunda kalmıyorsunuzdur hapse. Hapse gitmek zorunda kalsanız dahi bu ülkenin hapishaneleri, otel odaları standardında. Televizyonunuz, internetiniz, bilgisayarınız ve özel odanız, hücreniz yani belli bir metrekarede ışık da görebilecek şekilde hücreniz var, kitaplarınız var. O yüzden belki bu kişiler kafa dinlemeye gidiyorlar oraya. Zaten 6 ayın 6'sı da hapiste geçmiyor büyük ihtimalle. Finlandiya uyuşturucu suçlarını hafif suçlar kapsamına alınca kendince, kendi kafalarınca belki de mahkemelerin, polisin iş yükünü hafiflettiler. Bir sorunu çözdüler. Ama bir sorunu çözmek demek diğer bir sorunun doğmasına engel değil. Bu defa etrafta tehlike saçan şırıngalar, iğneler sorun olmaya başladı. Bu kadar serbestçe suçun, uyuşturucu kullanma suçunun hafif olması sebebiyle ülkede, özellikle festivallerde, etkinliklerde bu şırıngalar, iğnelere rastlamak veya üstüne oturmak, kendinizi hastalıklara karşı korumak da bu defa imkansız hale geliyor. Çünkü bu ülke etkinlikler ülkesi olduğu için bu etkinlikleri çok insan rağbet ediyor, gençler rağbet ediyor, rock festivalleri vesaire gibi festivallerde bu defa bu uyuşturucuyu kullanan kişiler rastgele her yerde kullandıkları için bunları ve bu kullandıkları şırıngaları, iğneleri de elbette ki rastgele bir yere atıyorlar. Bunu gören Finler bunların diğer insanlar için tehlike saçtığını, sağlık yönünden tehlike saçtığını gören, çocukları için, kendileri için veya köpekleri için sağlık tehlikesi yarattığını gören Finler bu internet sitesinden yeni bir öneri yapmışlar. Bu öneriye göre şehrin belli başlı yerlerine uyuşturucu kullanma kabinleri kurulmasını istiyorlar ve bu uyuşturucu kabinlerine de sağlık personeli gözetiminde insanların gidip uyuşturucularını almalarını istiyorlar. Bu şekilde çevredeki uyuşturucu kullanan kişilerin iğneleri, şırıngaları tehlike saçmayacakmış.
en azından pilot bölgelerde bu uygulamanın denenmesini istiyorlar. Şimdiden 50 bin imzaya ulaştılar. Parlamentoda bu önerinin görüşülebilmesi için 100 bin imza gerekiyor. Gene gazetenin yaptığı habere göre Finlandiya'da gençlerin uyuşturucu kullanma oranı Avrupa'nın en yükseği. Ve dolayısıyla da uyuşturucudan ölenlerin sayısı da oranlara vurduğumuzda gene Avrupa'nın en yükseği olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yıl 5,5 milyon nüfusu olan bir ülke olan Finlandiya'da 258 kişi uyuşturucudan dolayı ölmüş, hayatını kaybetmiş. Sizce bu öneri Türkiye'de olsa desteklenir mi veya başka bir ülkede olsa desteklenir mi? Nereden beni izliyorsanız bulunduğunuz ülkede siz uyuşturucu kullanılmasının bu kadar serbest olmasını destekliyor musunuz? Gençlerin bu kadar uyuşturucuya kolay ulaşması sigaranın yasak olduğu bir ülkede sizce normal mi? Veya alkolün bu kadar çok serbest olduğu bir ülkede sizce normal mi? Çünkü en çok gençler öldüğü için bu uyuşturucudan demek oluyor ki bu ülkede gençler uyuşturucuya çok kolay erişebiliyorlar ve satın alma güçleri de var, paraları da var yani. Refah ülkesi olunca da bu şekilde sorunlar karşımıza çıkıyor. Finlandiya'nın sorunsuzluk sorunu tezimi bu haber desteklemiyor mu? Bunun hakkında ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız memnun olurum. Bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basarak fikrinizi bana yansıtabilirsiniz. Eğer bu tür videoları beğeniyorsanız ve ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bu tür videolardan kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olunuz. Her zamanki cümlelerimle bitirmek istiyorum bu videomu. Mutlu olun, aktif olun, iyimser olun. Söyleyene değil, söylenene bakın, düşünün, sorgulayın. Beyninizi kimseye kiraya vermeyin yani kısacası. Babanıza dahi güvenmeyin, babanız dahi bazı şeyleri yanlış bilebilir. Bakın yalan söyleyebilir demiyorum. O da bir ihtimal içinde. Ama her söylenene inanmayın, düşünün, sorgulayın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi ama çok iyi bakın.